Herkese merhaba, yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomu biraz geç açıyorum, çocukları uyuttum, evimin işini hallettim. Ondan sonra o kısımları çekmedim. Yani bir önceki videoda zaten temizlik videosu çektiğim için çekmek istemedim. Yine her zamanki gibi ev süpürdüm, toparladım. İşte bulaşık makinesini falan boşalttım derken günlük işlerimi hallettim. Şimdi kahvemi yaptım. Balkona geçeceğim, birazcık kitap okuyacağım. Böyle. Şimdi ben bir kahvemi içeyim arkadaşlar. Sonrasında da tekrardan sizinle beraberiz. Hadi yürü bakalım. Düzgün yürüyün. Anne bak. Ebra, sen öyle yaptığın için kardeşin de bak böyle yürüyor. Nasıl? Hadi. Çiçek. Aferin. Ay papatya. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz parkın içinden geçeceğiz. Evet. Bakın kolye de aldık. Dün arkadaşlar videomu başlattım ama gerisini çekmedim. Dün annemler bize geldiler. Onun dışında sohbet muhabbet derken çok fazla bir video çekmek istemedim. Hani aklıma da gelmedi açıkçası. Ay bakın. Şimdi bugün de teyzem davet etti. Hep beraber oraya gidiyoruz. Öyle bakalım. Bugün teyzemlerdeyiz inşallah. Bugün de sabah bir baş ağrısıyla uyandım. Bir yorgunlukla uyandım. Bilmiyorum hasta mı oluyorum nedir anlamadım. Neydi? Neyse inşallah gün içerisinde düzelir. Gün içerisinde tekrar görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bu videoyu 3. gündür devam ettiriyorum. Çünkü video çekemiyorum. Aklıma gelmiyor yani. Dün de zaten bahsetmiştim. Dün teyzemlere gittik arkadaşlar. Bunları da dün de çok fazla video çekemedim. Konudan konuya atlıyorum ama. Neyse hemen hızlı bir şekilde anlatayım size. Bu kayısıları da biz önceden hani hatırlıyorsunuz erik diyorduk. Hatta bana soruyordunuz niye erik diyorsunuz diye. Bunları arkadaşlar dayımlar göndermişti bana. Sağ olsunlar. Ben bir kısmını böyle kuruttum. Bir kısmını da yedik işte. Bir kısmını da reçel yaptı annem. Böyle. Şimdi bu kuruttuklarımı da biliyorsunuz bazen kışın böyle çan yanına güzel oluyor. Hani işbabiyen diyorduk hatırlarsanız. Eski videolarımı izleyenler, takip edenler bilirler. Bir kısmını da bazen hoşaf olarak yapıyordum. Şimdi bu kuruttuklarımı şöyle buzdolabı poşetine koyacağım. Böyle. Dayımın da kesesine bereket. Annem yengemden şöyle çiçek almıştı. Ben de istedim. Şöyle hemen suya bıraktım. Bugün bunu ekeceğim inşallah. Ekeceğim mi? Dikeceğim işte neyse. Evet ekeceğim. Sanırım öyleydi. İnşallah yanlış telaffuz etmemişimdir. Şimdi önce bunları bir halledeyim. Bir de bir şey daha, bir çiçek daha göstereyim. Bu da içerideki çiçeğimin bir kısmıydı. Bakar mısınız? Suyun içine bırakmıştım. Bayağı bir köklenmiş. Bunu da ekeceğim. Böyle. Şimdi hızlı bir şekilde şuraya bir halledeyim. Bunları kaldırayım. Ondan sonra gün içerisinde tekrar beraberiz inşallah. Artık ne kadar video çektiysen böyle kısa kısa oluyor ama yapacak bir şey yok. Hadi gelin hızlıca şunları halledelim.
Arkadaşlar ben şimdi geldim, şöyle çiçeklerime biraz bakım yapmak istiyorum. Şu açmayan bir çiçek vardı. Bunu komşum vermişti. Şimdi bakıyorum. Tabii ki bu açmaz. Bu yani bakın kökü bile yok. Bunu acaba suya biraz koysam açar mı ki? Deneyeceğim. Bakın şunun da yok. Şöyle. Niye netlemiyor? Bilmiyorum. Tam göremiyorsunuz ama. Şöyle uzaklaştırayım mı acaba? Kökü yok. Bildiğiniz yok. Neyse. Şu kısımlardan falan biraz keseyim diyorum. Şöyle. Suya bırakayım. Belki canlanır birazcık. Böyle. Ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bu böyle kendiliğinden açmış. Şimdi bunu çıkaracağım. Böyle toprağını birazcık ıslatayım diyorum. Tekrar yeniden ekeyim istiyorum. Maşallah bu çok güzel. Bakın sanki böyle tomurcukları da var. Bunları halletmeye çalışacağım. Fakat sardunyamın çiçekleri soldu. Zamanı mı geçti bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Bilmiyorum artık. Neyse bir şekilde halledeceğiz. İnşallah düzelirler. Şimdi ben bunları bir güzel halledeyim. Arkadaşlar ben şimdi diğer çiçeklerimi de hallettim. Bu arada bayağı ses geliyor, kusura bakmayın. Şöyle inşaat yapılıyor. Bu yüzden fazla ses gelebilir. Neyse ben çiçeklerimi yandan hallediyorum. Şunu tekrar ektim. Birazcık toprak kalmıştı. Tekrar onu da üzerine böyle ekledim. Yanına da şunu ekeceğim. Şöyle göstereyim. Çünkü başka saksım yok. Böyle. Hemen hızlıca bunu da ekeyim. Ondan sonra son hallerimi yine sizinle paylaşayım. Hallettim. Şöyle göstereyim son hallerini. Bunun da bu Ebrahina'nın okulda öğretmeni ile beraber ektiği gözyaşı damlası çiçeğiydi. Bir türlü açmadı. Ondan sonra atacaktım yani çıkardım. Hatta baktım kökü varmış. Tekrardan ektim. İnşallah açar. Şöyle bu da diğer çiçeğimden kopan bir daldı. O da köklenmişti. Onu da ektim yanına. Umarım güzelce büyürler. İnşallah yani. Şöyle şunları da göstereyim. Bugün kameram odaklamıyor. Niye bilmiyorum. Şöyle kaktüsün de saksısı değişecek ama elimde saksı yoktu. Saksı alacağım inşallah. Böyle. Şunları da yan yana ektim yine. Umarım bunlar da güzelce büyürler. Böyle. Bunlara da sadece su verdim. Birazcık şöyle topraklarını havalandırdım.
bu şekilde. Bir de şunu da ayrı bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Böyle olmuyor yani. Bunların bu çiçeğimin yaprakları büyüdükçe diğeri de arada kalıyor. Bu da sukulentimiz. Böyle. Bu arada bunun yaprakları da niye böyle oluyor bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazabilirsiniz. Şimdilik ben hemen kameramı kapatıyorum. Yemek yapımına geçeceğim. Bilmiyorum o kısımları çeker miyim. Börek yapmayı niyetim var. Hızlı bir şekilde yaparım. Belki son halini gösteririm. O gün fellah köftesini yaptım ama son halini göstermemiştim. Böyle. Şimdi hemen içeriye gidiyorum ve yemek hazırlıklarına başlıyorum. Çocuklar uyuyorlar. Anca yemeklerimi hazırlarım. Onlar da uyanınca yesinler. Ben böreklerimi yaptım. Yapım aşamasını çekmedim. Ama şöyle kısaca bir anlatayım. Aralarına sıvı yağ sürdüm. Bir an konuşamadım ya. İç harcı olarak da bu tepside arkadaşlar kaşar ve sucuk karışımıyla yaptım. İkinci tepsimi de şimdi fırına atacağım. O da normal peynirle yaptım. İnek peyniriyle. Onu da şimdi fırına vereceğim. Bu arada ben böreklerimi yaptıktan sonra yani içine isterseniz tereyağı, isterseniz sıvı yağ katarak da sürebilirsiniz. Yani ben sadece sıvı yağ sürdüm. Onun dışında arkadaşlar böreklerimin tamamını hazırladıktan sonra bir leğenin içerisine ya da bir kabın içerisinde suda bir 10 dakika kadar beklettim. Sonra o sularını tekrardan elimle hafiften sıkarak üzerine yumurta sarısı sürdüm ve pişirdim. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli oluyor. Daha önce denemediyseniz deneyin. Yapım aşamasını çekmek isterdim ama tam yapmaya başladığım sırada Esam sadece uyandı. Ben de o arada video falan çekmek aklıma gelmedi artık. Hızlı bir şekilde yapıp hemen yemeğim hazır olsun istedim. Böyle. Şöyle son halini de paylaşayım. Bakın görüyorsunuz zaten. Şöyle. Bir tabağa alacağım arkadaşlar. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım şimdi diğer tepsiyi fırına vereyim. Geldik yine bir videonun sonuna daha. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala eğer abone değilseniz ücretsiz abone olarak yorum yaparak ve beğeni yaparak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.